Barış ve Demokrasi Partisi Mersin Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürtçü, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevini ziyaret etti. Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nin davetlisi olarak Londra'da bulunan Kürtçü, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevine gelerek Başkan İsrafil Erbil'e yöneticilerle sohbet etti. Kürtçü, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve yönetimi yaptıkları çalışmalar için kutladı. Sayın Erbil'in, ülkemizde olanları yakından izliyoruz ve endişe duyuyoruz sözleri üzerine Kürtçü, olumsuzlukların yanında olumlu olan şeyler de var. AKP iktidarı yorgunluğunu yaşıyor ve AKP sadece Sünni ve Türk hakimiyetli bir Türkiye olamayacağını görmüş durumdadır, diye konuştu. Ben aslında zamanın şöyle çalıştığını görüyorum. Yani AKP diktatörlüğünü yıpratırken muhalif güçlere elverişli alanlar açıyor. Şimdi burada bütün her şey bizim ferasetimize ve çalışkanlığımıza bağlı. Yoksa ben kaçınılmaz olarak iktidar yorgunluğunun AKP'nin üzerine çökeceğini, öte yandan şimdiye kadar bağdaştırabildiği çıkarları bağdaştıramayacağını görüyorum. Yani bir yandan işte Vahabi şeyleriyle ne diyelim önderliği için mücadele ediyor. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin karakolu olup, öbür taraftan Türkiye'deki bütün halkın temsilcisi olup, bunların hepsi bir arada gitmez. Komşularla bu kadar harp ederek hayat yürümez ve bu bir ayrışmaya yol açacak. Bunu görüyoruz AKP içerisinde. Ayrıca Kürtçü, muhalefet grupları bir arada durabilirse, örneğin Aleviler, Kürtler, emekçiler ve kadınların yan yana durması iktidarı daha makul davranmaya zorlayacaktır, diye ekledi. Türkiye'deki muhalif güçler, özellikle ben yani 3-4 büyük kuvveti sayabilirim. İşte emekçi hareketi, Alevi muhalefeti, Kürt muhalefeti, kadın muhalefeti. Bu 4 muhalefet kaynağı bir yere bakar hale geldiği zaman ben Türkiye'de hiçbir iktidarın dayanamayacağını ve bunlara yol vereceğini düşünüyorum. Fakat bunun henüz başındayız. Siz de bunu benden iyi biliyorsunuz. O yüzden hani gerçi zaman bizden yana dedim ama hani orta vadede bizden yana, kısa vadede ne kadar ayak uydurabiliriz onu bilmiyorum. Fakat bu 2014 yerel seçimleri bizim için çok önemli. Çok önemli. Yani Tayyip Erdoğan burada her şeyi istiyor. Biz ise hiçbir şey vermek istemiyoruz. Şimdi bakalım bunun sonucunu nasıl belirleyeceğiz? Yurt dışında kalan vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarının düzenlenmesiyle ilgili mecliste bir çalışma olacak mı sorusuna ise Kürtçü şöyle yanıt verdi. Bu doğru fakat bununla ilgili yönetmelikler nasıl kurgulanıyor ben onu bilmiyorum. Çünkü meclisten bu yasa geçti. Gerçi bu yasa çok fazla büyük partilere avantaj sağlayacak şekilde geçti. Mesela Barış ve Demokrasi Partisi'nin seçmen kurullarında temsil edilmemesine karar verdiler. 3 parti şöyle karar verdiler. Dediler ki en çok oyu alan 3 parti seçim kurullarında temsil edilebilir. Fakat seçim çevrelerinin nasıl oluşacağı, adayların nasıl gösterileceği, oyların nasıl dağıtılacağını çok iyi ayrıntılı bilmiyorum. Bunun seçim kanununda olduğundan da emin değilim. Gerçi şöyle yapıyorlar benim anladığıma göre. Yurt dışında kullanılan bütün oyları topluyorlar. Partilerin aldıkları oy oranlarına göre şeylere dağıtıyorlar, vilayetlere dağıtıyorlar onları da ağırlığa göre. Böylelikle mesela şeyde... Yurt dışı milletvekillikleri... Yurt dışından milletvekilliği diye bir şey ben şu an için bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ben onu duymuş da değilim. Fakat ben sizin söylediğiniz sözü başkasından da duydum. Bir yurt dışı milletvekilliği diye. Fakat bu bir yasa konusu. Geçen yasada bu yoktu. Yani AKP belki böyle bir şey düşünüyordur. Öbür grup partileri de ortak edecektir. Fakat geçen seçim yasasında ki düzeltmede yurt dışı milletvekili diye bir şey bulunmuyordu. Bu belki dağıtmaktan daha makul de olabilir. İsrafil Erbil'in 23 Aralık'ta Maraş katliamı anmasına gelecek misiniz sorusuna mutlaka orada olacağım dedi. 23 Aralık'ı yazayım. Biz orada görmeyi çok isteriz. Biz iki gün önceden orada olacağız zaten. Bu seneki düzenlemeler için herhangi bir şey var mı önden aldığınız tedbir? Şu anda henüz izin yok. Başvurular yapıldı. Fakat izin vermeyecektir muhtemelen. Geçen sefer neredeydi? Şehir dışında mı kaldı? Şehir girişlerini tutmuşlardı. Yani nereden gelirlerse gelsinler
şehrin girişindeki barikatlara takıldı insanlar ama yoğunluk Narlı'daydı. Bu yılda muhtemelen izin verilmezse öyle yapacaklar ama önemli değil. Biz barikatlara dayanacağız. Şimdi hocam zaten işte bu kaçınılmaz olarak siz ısrar edince bu şeyler, engeller aşınıyor. Taksim'i 10 yıl mücadele etti devlet ya da 20 yıl mücadele etti, 21. yıl açmak zorunda kaldı. Gerçi şimdi Taksim'i girilemez hale sokuyorlar evet, bahsi bir yer ama orayı katlediyorlar. Yani herkes de şey diye düşünüyor yani burasını işte yani 1-2 yıl burada inşaat var diye 1 Mayıs'ı buradan tabii, kovalamak tabii. Ondan sonra bir daha sokmamak tabii, ama tabii. Yani kaderden kaçılmaz orası bizim. Eşit yurttaşlık talebinin dışında da yine Kürtlerin, solcuların, kadınların bu konudaki çalışmalarını elimizden geldiği kadar birlikte olmaya, yardımlarında olmaya destekliyoruz. Bunun için çok teşekkür ederim. Bir kere zaten bu açlık grevleri mücadelesi aslında bana sorarsanız bir kazanımla sonuçlandı. AKP her ne kadar bunu öyle değil diye düşünse de. Kürtçü, Alevilerin açlık grevlerine vermiş olduğu desteği örnek göstererek, eğer başkalarının hakları için mücadele etmiyorsanız, siz kendi hakkınız için de mücadele etmiş sayılmazsınız dedi ve ekledi. Meşruydu, çok gerçekti ve çok cesurca insanlar öne çıktılar. Bunu sonunda başbakan da bütün ağzından çıkan hakaretlere rağmen sonunda önemli olan sona ermiş olmasıydı diyerek yani bir şekilde noktalamak zorunda kaldı kendi şeyini. Onun için bu katkılarınız çok önemli. Zaten ben şöyle de düşünüyorum. Aslında eğer başkasının hakkı için de mücadele etmiyorsanız siz kendi hakkınız için mücadele etmiş sayılmazsınız. Çünkü bu nihayet ortak bir çabanın sonunda bir başkası size hak verdiği için, evet bunlar haklılar dediği için mücadele kazanılabilir. Dolayısıyla Alevi kadının ve Kürt'ün, Kürt Alevi'nin ve kadının, herkes emekçinin, emekçi herkesin hakkı için mücadele edecek. Ben bu olgunluğa muhalefetin Türkiye'de adım adım yaklaştığını görüyorum. Yani sizin de onun burada çok aktif bir parçası olduğunuzu görmek çok güzel.